Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgeye ekip gönderimi sürüyor. Mavi Yelekli İyilik Elçileri mobil ikram aracıyla bu kez Adıyaman Merkez ve ilçelerinde AFSD'lere ikramlarda bulundular, gönülleri imar ettiler. Mavi Yelekli İyilik Elçileri depremden etkilenen 11 ilde farklı noktalara yerleştirilen aşı evleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Buraya Ankara'dan geldik. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmak için geldik. Şu anda da iftar sonrası kahve ikram ediyoruz. Yaraları birlikte sarmayı arzu ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da yaraları sarmaya devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mobil ikram aracıyla her akşam bir mahallede depremzede vatandaşlara iftar sofrası, çay, kahve ve tatlı ikramında bulunuyor. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde hasta refakatçileri, hastalar, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için kahve ikramında bulunmayı planlıyoruz. Sahura kadar 1500 kişi için kahve ve ikramlık dağıtımında bulunacağız. Mobil ikram aracının gittiği son adres 400 yataklı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Acil giriş servisinde hastalara ve refakatçilere ikram edilen kahveyle gönüller alındı. Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum. Her gün farklı bir mahallede bu şekilde ikramları oluyor. Bugün de çok güzel bir fikir olarak hastanenin acil servis önünde açmış oldukları standta kahve dağıtımı oluyor. Ben bunu çok güzel bir fikir olarak gördüm. Hastanenin önünde olması ayrıca iyi.